yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerini birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Parçayı yukarıdaki cümleleri bir okuyalım. Ay yer etrafında dönerken yer bir yüzü aya daima daha yakındır. Bu yükselme ve alçalma birbirini devamlı izler. Bu arada kabaran suların arkasında bulunan boşlukları yanlardan gelen sular doldurur. Böylece dünyanın aya bakan yüzlerinde sular yükselirken diğer yerlerde alçalır. Bu durumda aya yakın yerdeki sular ay tarafından kendine doğru çekilir. Cümleleri tek tek ele aldığımız zaman eğer 2 numaralı ve 5 numaralı cümlelerin yerlerini değiştirirsek parçada anlam bütünlüğü elde ederiz. Tekrar okuduğumuz zaman ise ay yerküre etrafında dönerken yerkürenin bir yüzü aya daima daha yakındır. Bu durumda aya yakın yerlerdeki sular ay tarafından kendine doğru çekilir. Bu arada kabaran suların arkasında bulunan boşlukları yanlardan gelen sular doldurur. Böylece dünyanın aya bakan yüzeyindeki sular yükselirken diğer yerlerde açılır. Bu yükselme ve alçalma birbirini devamlı izler şeklinde okuduğumuzda anlamlı bir bütün elde ediyoruz. Yani ikinci ve beşinci cümlelerin yeri değiştirilmeli. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Cümleleri okuduğumuz zaman kar, beyaz, Parlak, çoğunlukla altıgen şekilli buz kristallerinden oluşan bir yağış şeklidir. Çok sayıda kar kristali çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Buz kristallerinin sıfır santigrat derece altında su buharının yoğunlaşması ile oluşmuştur. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpatıp tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyüklen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Cümlede anlam bütünü elde etmemiz için 2 ve 3 numaralı cümlelerin yerlerini değiştirmemiz yeterli olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanırsa hangisinin yeri değişmez? Cümleleri anlamlı bir bütün olacak şekilde sıraladığımızda şu sıralamayı elde ederiz. 4 2 3 5 ve 1. Okuduğumuz zaman bu yazımda Viyana'da ya dair izlenimlerimi ve Viyana'da görülmesi gereken yerleri anlatmaya çalışacağım. Viyana yüzyıllar boyunca Avrupa'nın en önemli küresel ve siyasi merkezlerinden biri olmuştur. Avusturya'nın dokuz eyaletinden en büyüğü olan 2.5 milyonluk bu şehirde sanatın her çeşidini, Avrupa tarihinin derinliklerini ve dehasını görebilmek mümkün. Viyana bu kimliğini kısmen de olsa günümüzde de korumayı başarabilmiş. Sadece Avusturya'nın değil aynı zamanda sanatın ve müziğin ayrıca Avrupa tarihinin başkenti niteliğindedir. Birleşmiş Milletler OPEC gibi uluslararası oluşumlara da ev sahipliği yapan bu şehirde her ne kadar yağmurlu bir sonbahar haftasına denk gelse de dolu dolu 6 gün geçirme fırsatı buldum. Baktığımız zaman hangi cümlenin yeri değişmemiş? 3 numaralı cümlenin yeri her iki sıralamada da değişmemiş. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Cümleleri sıraladığımız zaman 4, 2, 5, 1 ve 3 şeklinde sıralayabiliriz. Baktığımız zaman okuduğumuzda anlamlı bir bütün elde ediyor muyuz? Yusuf 11. yüzyılda Balasogun'da doğmuştur. Yusuf Hasacip hakkındaki bilgilerin tek kaynağı yine kendi eserine sonradan eklenmiş olan manzum ve mensur mukaddimelerdir asil bir aileye mensup olup ilmi faziletleri züht ve tahva, takvası ile cemiyetin içinde en yüksek hizmet mertebesine ulaştığı bilgisine bu makatmelerde rastlıyoruz. Eserinle Balasogun'da başlamış, daha sonra gittiği Kaşgar'da tamamlamış ve Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buğra'nın huzurunda okumuştur. Hakan, şairin kalem kudretini takdir ederek ona iltifat etmiş ve yanına alarak ona has hacip unvanını vermiştir. Baktığımız zaman baştan ikinci cümlemiz hangisi? 2 numaralı cümle.